Bana bak. Sakın bir şey söylemedim de. Ay ne oldu Meryem? Ya Ateş'e. Ateş'e bir şey anlatmadım de. Ben söyledim. Ben söyledim. Ters etti. Ne diyorsun ya? Gerçekten mi? Yok yani. Ben de söyleyemedim ki zaten. İyi olmuş, iyi olmuş. Vallahi böyle baktı gözüme. Evli çıksan daha az üzülürdüm dedi. Barışmadınız yani. Kızım şey deseydin, ben dürüst olmak istiyorum, dürüst olmak için söylüyorum deseydin. Aman, söylemedim sanki. Sana ne diyorum, adam dumur gibi kaldı böyle. Ondan sonra bastı gitti sanki, beni dinleyen mi var? Bu Ateş'e söylemesin. Allah! Kızım ben bunu hiç düşünmedim. Söyler mi? Bilmiyorum aşkım, tamam bak. Ne yapıyoruz biliyor musun? Sen dibinden ayrılma tamam mı? Gözün üstünde olsun. Ya benim gözüm onun üstünde. Kız sen de sakın söyleme. Bak ben yandım, sen yanma ha. Hem zaten Füsun'a karşı kozumuz da var. O da bir şey diyemez. Yani, umalım da öyle olsun. Yok artık ummak ummak. Tamam ya. Olacak bu düğün. Bozulmayacak mutluluğun. Hadi senin de keyfin yerine gelsin kuzum. Hadi gülümse biraz. Bak düğünümüz var. Hem de gerçek düğün oynayacağız. Hadi. Hadi güzelim benim. Gülsün yüzün hadi. Evet Bige, önemli dedin. Seni dinliyorum. Öncelikle tebrik ederim. Leyla'yla evlilik kararı almışsınız. Füsun çalışıyor. Evet, daha önce de sevgili olduğunuzu söylemişti ama ben inanmak istememiştim. Yine de evleneceğini hiç düşünmezdim. Şaşırdım açıkçası. Ben de düşünmezdim ama gerçek. Önemli dediğin şey bu değildi galiba. Seninle bir iki şey konuşmak istiyorum. Şirket ve Umut'la ilgili. Evet. O yüzden çağırdım. Umut. Ne yaptı acaba? Gerçi biliyor musun ne bu dönemde ne Umut'u ne Füsun'u hiç konuşmak istemiyorum. Zaten yani davadan sonra ikisi de gidecek. O yüzden çok bir önemi yok. Gidecekler mi? Hı-hı. Bak, Füsun'la Yıldız'ımız hiçbir zaman barışmadı. Bunu zaten sen de biliyorsun. Aha. Ama Umut'u bu kadar kolay harcaman bana doğru gelmiyor Ateş. Evet, hata. Hatalar yapmış olabilir ama bence şirketten gönderilmeyi hak etmiyor. Keşke iki kardeş otursanız, açık açık konuşsanız. Ben iletişim kurmanız gerektiğini düşünüyorum. Hataların sonucu ne olursa olsun. Şimdi kardeşim olduğu için sence bunu denememiş olabilir miyim? Bilmiyorum. Bilmiyorum çünkü beni ilgilendirmez. Sen Umut'la gemileri yakmak mı istiyorsun, köprü mü kurmak istiyorsun? Tam olarak ne demek istiyorsun? Ben sadece Umut'un da diğer kardeşlerin kadar değerli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Ve eminim arada kalmamı istemezsin. Bu işlere de karışmamı istemezsin diye tahmin ediyorum. İstemem. Güzel. Bu nedenle tasarımlarımı Arcalı Holding'de devam etmek istiyor muyum emin değilim. Şirketten ayrılmak istiyorsun. Öyle mi? Evet. Geri dönmek istiyorum çünkü benim için en doğrusu. Bak Bige, ben sana çok değer veriyorum. Ve elbette ne karar verirsen ona saygı duyarım ama açıkçası seni burada görmek beni mutlu eder. Aynı zamanda arkadaşlığımız devam ederse o da beni çok mutlu eder ama şöyle yapalım, dediklerini düşüneceğim Umut'la ilgili. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. O zaman çıkıyorum. Leyla Hanım, gelinlik bulabildiniz mi? Bulmadıysanız artık eskilerden bir tane giyersiniz ha? Dolabınızda vardır eskilerden. Çok komik. Sen yüzüğü buldun mu onu söyle. Bulmaz olur muyum ya ben? Tabii sen Yakup abi ne böyle hırsızlıkla suçladın. Ama yine ben buldum yüzüğü ben. Gel bak neredeymiş. Gel gel. Bak yalan söylemiyorsun değil mi? Berit'ciğim, aşkım sen o yüzüğü nerede buldun? Leyla bu senin mi? Odamdaydı. Bebeğim çok yakışmıştı, ben de aldım. Evet benim. Ama Berit'ciğim biliyor musun bunu bana Ateş abin hediye aldı.
O yüzden eğer takmazsam çok üzülür abin. Tamam o zaman, üzülmesin. O zaman alıyorum. Tamam. Bunu da başka bir yüzük yaparız. Bir şey değil Leyla Hanım. Bundan sonra masum bir adamın günahını almazsınız umarım. Allah Allah ya. Bebeğime çok yakışmıştı. Ama sana da yakıştı. Sen de bebek gibisin. Oh, sensin bebek. Oh, of. Bebeğine de başka takarız, tamam mı? Olur. Tamam. Peyker'i bir ara da gönlünü al. Yukarıda olduğunu öğrenince bayağı bozuldu. Ben hiç sanmıyorum. İhtiyar hak vermiştir hatta. Okulda herkes bana dün geceki daveti sordu. Annem. Kız. Yavaş. Yavaş. Ne istiyorsun? Dizi izliyorum. Ne dizisi? Öyle bir tane dizi işte. Biliyor musun? Bence Aydın'ın sevdiği kız onu bilinmemeli. Niye öyle dedin? Yok ya. Bir şey yok, sen yaz yaz. Bak sen şuna. Çiçeklerine mektup yazıyor. Aa, aa, bak. Ben de yazdım, boş ver. İyiyim sen. Öyle ne olmuş ya? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bence ona aşık olmuş. Evet. Burası artık aşk dünyası oldu bence. Bence de öyle. Bugün için neyse, teşekkür ederim. Ben hiçbir yere bence aşık olmam. Aa. Ama herkes bir gün yabancıdır ilk başta. Evet. Sonra tanırsın yolunu. Ama kim? Gerçekten bir şey yazıyor. Gerçekten yazıyor. Evet. Dizide ne güzel yazmışlar değil mi Uğur'u? Baksana. Evet. Evet, evet. Kız sessiz ol aramızda. Hoş gelmemiş. Ulan Barış. İyi eğitmişim seni ha. Nereye koyduysan iki gündür kutunun peşinde gezdirip durduruyorsun beni. Küçüğün odasına bakmamıştım. Acaba burada olabilir mi? Ateş Bey. Mert. Ne oluyor? Konuşabilir miyiz Ateş Bey? Tabii. Ne konuşmak istiyorsun? Ben çok üzülerek istifa etmek istiyorum. Bir sorun mu var çiftlikte? Yok yok yok. Çiftlik değil. Ben bunu size anlatmam nasıl doğru olur? Anlatmamam daha doğru olur. Yani istifanı kabul edemem. Eğer çiftlikte bir sorun varsa konuşalım. Yok yok, çiftlikle ilgili hiçbir sorun yok. Çiftlikte her şey ya nasıl söylesem Ateş Bey? Ya çok üzgünüm. Mert, bence şöyle yapalım. Sen biraz bir düşün. Tamam mı? O zamana kadar da kal. Eğer sorunu çözemiyorsan gel benimle konuş. Sigortalar attı herhalde. Ben bir sigortalara bakıp geleyim. Tamam. Ateş Bey. Tamam, sonra konuşuruz. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Arkadaşlar tamam, korkmayın, relax. Korkmayın, ben yanınızdayım. Erkek olarak sizi koruyacağım. Burada periler yaşarmış. Onlar gelmiş olabilir. Ay dost, saçmalama. Peri falan yok.
Abdullah aşkım korkutma beni. Evet Aydos'cum, kardeşlerini korkutma. Bak doğru söylüyorum. Eski bakışçımız bak şuradaki koridorda gece geç saatlerde bir tane adamın yürüyüşünü duymuşlar. Ve ondan sonra ona Pelin Adam demişler. Ay! Dur! Ne oluyor ya? Ateş müfe. Ay ateş ya. Ha? Kutuyu buldum Füsun Hanım. Oh. Oh. Harika. Aferin sana Fırıldak. Yarın hemen bana getiriyorsun onu. İşte şimdi kaçacak delik bulamayacaksın. Leyla. Köy yumurtası daha güzel. Öf, karanlık çok sıkıcı. O zaman oyun oynayalım. Olur. Olur. Ben oynamasam olur mu? Hayır olmaz üzgünüm. Öyle olmaz, bir kere oynayacaksın. Hatta benim aklıma bir şey geldi. Ben küçükken elektrikler kesildiğinde gölge oyunu oynardım. Bir gün ormanda bir kurt varmış. Sonra bu kurt ormanda kral olmak istemiş. Ama diğer kurtlar buna karşı çıkmışlar. Onaylamamışlar. Yalnız kurt ben miyim? Evet, sanırım sen oluyorsun. Evet. Sağ ol. Büyük ihtimal. Evet. Ve kurt bir gün ormanda tek başına yürüyüşe çıkmış. Ondan sonra üç tane güvercinle karşılaşmış. Bu güvercinler de çok küçükmüş. Sonra bu güvercinler aslında evlerini kaybetmişler. O yüzden de çok korkmuşlar. Sonra birden kurtu görmüşler. Kurtu görünce güvercinler çok korkmuşlar. Ama kurt aslında o kadar harika bir kurtmuş ki onlara yardım etmek istemiş. O yüzden de ormanın içinde yürümüşler ve bir geyikle karşılaşmışlar. Geyik. Yani. O zaman nasıl yapıyoruz? Geyik. Tamam. Bir tık işte burada. Geyik de bir nehirden su içiyormuş. Kurtu görmüş ve çok korkmuş. Kaçmaya başlamış. Ama sonra güvercinler yetişmişler ve korkma. Kurt bize yardım etmek istiyor aslında. Evet. Ve sonra hep birlikte ekip olmuşlar. Bu maceranın sonunda da orman halkı kurtu kral seçmiş. Ama kurt tek başına kral olmak istememiş ve herkese eşit haklar vermiş. Hiç kimse kurtu dinlemek istememiş. İyi yapmışlar. Öyle mi? Ya işte maalesef bir kurtu dinlemezsen biliyor musun olur? Ne olur? Ne olur? O kurt birden bütün o kuşları yemiş. Bence herkes artık uyusun. Meryem, Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Ne sabah sabah başımda dikiliyorsun Berit gibi Allah aşkına. Allah Allah, Allah Allah. Yani gelin olmuş gidiyorsun ama mışıl mışıl uyuyorsun. İnanamıyorum sana, sanki ben evleneceğim ya. Bu ne rahatlık, kalk hadi kalk. Kalk, bir sürü işimiz var, kalk.
Kalk, kalk çabuk. Ay sabah sabah ne işi Allah aşkına Meryem, boş ver. Allah Allah. Damat hediye almayacağız mı? Sana gelinlik bakmayacağız mı? Ay öyle adet, gelenek, görenek mi kaldı kızım ya? Allah aşkına hem zaten ateş sevmez öyle şeyler. Ben biliyorum, sevmez. Ay, ha sevmez mi? Evet, zaten bak otur. Otur sana planımı anlatayım ben. Hı. Zaten ateşin hediyesini ayarladım. Füsun'un çaldığı tasarımlar var ya. İşte onları düğün hediyesi olarak ateşe vereceğim. Böylelikle de hem Füsun'dan kurtulmuş olacağız, hem de ben her şeyi anlatmış olacağım ateşe, anladın mı? Çok güzel. Tebrik ediyorum, şahane plan. Yani adam evlendiği kadının dolandırıcı olduğunu öğrendiği için artık aramızda zil takar oynar. Şahane. Meryem hadi git. Hadi git Allah aşkına. Ya kalk. Hadi Meryem ya. Kalk dedim. Hayır. Kalk dedim. Kalk, kalk, kalk. Kalk, daha gelinliğin bile yok. Kalk. Gelinlik seçeceğiz. Ya Leyla ya, ben adamın bana gelinlik seçmem için git dediği yere gitmedim. Ay ne güzel. Hadi kalk. Kalk ben de geleyim hemen, giyineyim. Ne giyeyim ben? Allah aşkına ben sonra ateşe ne diyeceğim? Hayır, gelinlik bakmaya Meryem'le gidiyorum mu diyeceğim? Bir söyler misin? Ha. Şimdi ben artık varoşum diye mi beni beğenmiyorsun yani? Olay bu mu? Aşk olsun Meryo ya. Hayır kızım, ne alakası var? Yani ateşe ne diyeceğim ben? Hayır, sen sonuçta ateş için bu evde bir çalışansın ya. Adam anlamaz mı? Ben ev çalışanıyım, doğru. İyi madem. Ne yapayım? Sen mecbur gideceksin, tek başına bakacaksın geleneğini. Gel buraya bir. Gel. Acıdım ki. Zaten biliyorsun benim ailem yok. Önceden yalan da olsa ailemdiniz, yanımdaydınız. Şimdi hiç kimse yok. Hayır, bir de ateş zaten sürekli ailenle tanıştır. Ailen düğüne gelecek mi? Bir de şey diyor, düğünden sonra gideriz diyor görmeye. Gönüllerini alırsın diyor. Ben ne yapacağım? Beni de anla. Kız, seni anlıyorum diye zaten böyle. Ya gideceksin, tek başına gelinlik bakacaksın. İnsan gelinliğini tek başına seçmeye gider mi hiç? Sana üzüldüm. Ateş de gelemez. Hay şimdi şöyle de bir durum var. Damat gelini düğünden önce görürse uğursuzluk. Biliyorum. Şimdi daha uğursuzluk olmasın diye. Evet. Sakın. Kız bak, sakın duymayayım ha. Eğer ki var ya, duyarsam ateş gelmiş seni görmüş gel düğünden önce, vallahi kızarım. Tamam kız, hadi gel. Gel. Of. Gidiyor lan. Lan bunun için miydi bu kadar tantana? Evet. Söyle bakalım. Ne istiyorsun? Gelinlik bakmaya Meryem'le gidebilir miyim? Tabii. Nasıl istersen. Çünkü biliyorsun benim ailem yok. Meryem de sağ olsun aile gibi oldu bana. Çok da iyi bir kız bu arada. Beni yalnız bırakmak istemeyince ben de kırmak istemedim. Leyla, uzun uzun anlatmana gerek yok. İstediğini yapabilirsin. Çocuklarla ilgili bir sorun mu var? Yok. Namık Bey. Merhaba. Zaman ben gideyim. Tamam, iyi eğlenceler.